AK Parti, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, KİT Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yılı hesaplarına ilişkin denetim toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Gündoğdu, Ziraat Bankası'nın öneminden bahsetti. Biraz önce Sayın Genel Müdürümüz sunumunda bankamızın, Ziraat Bankası'nın, Türkiye'nin en önemli bankasının aktif büyüklüğünü ortaya koydu. 1.8 milyarlık büyümeyle şu anda yoluna devam ettiğini bize sunumunda aktardı. Gerçekten çok gün geçtikçe büyüyen güçlü bir banka olarak şu anda dünyanın da dört bir tarafında hem Türklere hem de gittikleri ülkelerde bulundukları ülkenin insanlarına hizmet veren, aktif büyüklüğüyle kendini ortaya koyan güzide bir bankamız. Ziraat Bankası aynı zamanda biraz önceki sunumlarında gördüğümüz kadarıyla çiftçinin de her dönem yanında olmuş. Kredilerinin %22'si şu anda çiftçilere verilmiş ve bunun üzerinde devam ediyor. Biraz önce bir hatip arkadaşımızın İşte seralara niye destek veriyorsunuz eleştirisi vardı. Sonra düzeltti ama Türkiye'de şu anda tarım alanında Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu desteklerle tarımda ve diğer ürünlere verdiği desteklerle gerçekten tarımcı rahat bir nefes alıyor ve şu dünyanın kriz ortamında sıfır faizle verdiği bu sıfır faizle birlikte çiftçilerimiz bir başkasına muhtaç olmadan kendi üretimini yapmaya devam ediyor. Ben kendi bölgemden bir örnek vermek istiyorum. 20-25 sene önce bizim bölgedeki fındık çiftçilerinin %80-90'ı bu faizci dediğimiz, tefeci dediğimiz insanların eline mahkum. Ama geldiğimiz bu noktada çok güzel bir durumdayız ve şükürler olsun Ziraat Bankası'nın sayesinde çiftçiye sıfır faizle kredi veriliyor. Bu kredilerin 100 bin liraya kadar faizsiz bir şekilde çiftçinin nefes almasını, üretimine destek olmasına vesile oluyor. Ben bundan dolayı Sayın Genel Müdürümüze, Ziraat Bankamıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini de görüyoruz. Sunumda da onu gördük. Tabii bir de biraz önce bir şey söylendi. Buna bir iki söz söylememiz lazım. Yani bu kadar da değil. Şimdi daha önceki yönetimlerde bulunanlarla ilgili söylenen sözler, şu anda yönetimde bulunanlarla, genel müdürümüzle ilgili, efendim falanca yönetim kurulu üyeliği var, şişmanca yönetim kurulu üyeliği var. Ziraat Bankası genel müdürümüzün elbette ki Bankalar Birliği Başkanlığı yapıyor. Orada olması lazım. Elbette ki bizim varlık fonunun yönetiminde olması lazım. Bunlarla ilgili buralarda eleştiri getirip buralardan bir şey çıkartmak doğru değil. Biz doğrular üzerine söz söylemeliyiz. Muhalefeti de doğru üzerine yapmalıyız. Eleştirimizi de doğrular üzerine getirmeliyiz ki burada olay açıklığa kavuşsun. Şimdi biraz önce söylenen şeylerle ilgili, yani Sayıştay diyor ki biz 3 milyon lira fazla ödeme var. Bunu bize belgeler ibraz edilmedi. Edilip edilmediği ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Bununla ilgili genel müdürümüz konuşacak. Sayıştay'a söz verecek. Ondan sonra da neyse bir kere aydınlatılacak. Bu varken, bunun aydınlatılması varken farklı bir yorumla, algıyla farklı bir tarafa çekmek olayı doğru değil. Ben bunun doğru olmadığına inanıyorum. Bir de tabii reklamlarla ilgili hangi kurum olursa olsun, kurum reklam vermede şöyle bir şartı yok. Herkese reklam vereceksin diye bir şart yok. Hukuki olarak da böyle bir şey yok. Genel müdürlükte herhangi bir kurum, Ziraat Bankası da olsa, başka bir kurum da olsa reklam verirken kendi reklam vereceği mecralara bakar, hangi mecrayı uygun buluyorsa, hangi mecra uygunsa onlara reklam verir. Bunun üzerinde eleştiri getirmek o da doğru değil. Çünkü başka ciddi şeyler bulmak gerekir. Onu da bulamayınca burada algı yapmaya çalışıyoruz. Efendim biraz önce bir hatip arkadaşımız, efendim Türkiye'de 115 bin
işte makam aracı var diyor. Tamam, Türkiye'de 115 bin makam aracı olur da buranın gündemi değil. Yani burada sanki algıyla Ziraat Bankası'nın 115 bin araç kullanırmış gibi bir algı yaratmak doğru değil. Bunların üzerinden burada siyaset yapmak da doğru değil. Doğruları söyleyin, yanlış varsa eleştirin, eleştirilere biz de katılalım. Onlarla birlikte biz de kurumlarımızı düzgün bir şekilde denetleyelim. Tabii bunları söyledikten sonra Sayın Genel Müdürüm, kendi ilim olan, geçen hafta Ordu'daydım, Fatsa ilçesinde, muhtarlarımızın ve oradaki esnaflarımızın Fatsa ile ilgili ikinci bir şube talebi var. Ziraat Bankası o kadar büyüdü ki, vatandaşlarımız da Ziraat Bankası'nın bu büyümesinden faydalanıyor ve şube sayısını artırma taleplerinde bulunuyor. Ben Ordu Fatsa ilçemizin bu talebini iletmiş olayım. Uygun görürseniz, böyle bir ihtiyaç sizin tarafınızdan da doğru bulunursa bir şube daha açılmasını oradaki esnaflarımız talep ediyor. Sonra tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Genel Müdürüm, sizlere, bankamızı büyüttüğünüz için yönetim kurulu üyelerimize, genel müdür yardımcılarımıza, Ziraat Bankası'nın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.